Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün bilinçaltı temizliğinden, NLP'den ve ruhtan bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz NLP uzmanı Şafiye Başboğa. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Öncelikle bilinçaltı nedir acaba? Hayatımızda çok önemli bir yeri var. Evet. Anılarımız var, travmalarımız var. Sizden dinleyebilir miyiz? Peki. Bilinçaltı insan dünyaya güvende olma duygusuyla gelir. Evet. Bu duyguyu ilk annesiyle tadar. Bu duygu beslenmediğinde ise korku ve kaygı duyguları beslenir. Korku ve kaygı duygularında kişilerde atalarından ve onlardan gelen aktarımlardan anne karnı travmalarına kadar kodlamaya ve kök inançlarıyla yaşamaya başlar. Beyin bunu tehdit olarak algıladığında kişi ya da olaylara ilkel tepkiler verir. Bu tepkiler farklı noktalarda hastalık olarak kendini gösterir ve kişinin ilahi özü olan ruhu ile bağlantısını keser. Bloke ediyor değil mi insanı? Kesinlikle, kesinlikle. Yani yaşama sevincinize varıncaya kadar her şeyinizi durdurabiliyor. Maalesef. Çok önemli bir konu. Evet. İnsan dünyaya güvende olma duygusuyla gelir. Bu duyguyu ilk annesiyle tadar. Bu duygu beslenmediğinde ise tüm uyaranlara karşı korku ve kaygı duygularını geliştirir. Bu nedenle kişinin ilahi özü olan ruhuyla bağlantısını keser. İnsan gerek atalarından gelen aktarımları veya ilk anne karnına düştüğü andan itibaren kodlamaya ve kök inançlarıyla yaşamaya başladığında beyin tehdit olarak algıladığı kişi ya da olaylara ilkel tepkiler vermektedir. Bu tepkiler farklı noktalarda hastalık olarak kendini gösterir ve kişinin hayatının kölesi de yapar, efendisi de yapar. Peki bilinçaltına nasıl iniliyor ve danışanlarınıza siz bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Danışanlarıma geçmişte yaşadığı sorunları, travmalarını, kök inançlarını gerekirse anne karnı travmalarına kadar inip bakıyoruz. Bilinçaltında temize çekip dönüştürüyoruz. Bilinçaltı dönüştürme aslında bir duygu temizliğidir. Yani kişinin enerji bedeni iyileştiğinde fizik bedeni de iyileşmeye başlıyor. Ve hayatını ondan sonra kaldığı yerden daha mükemmel bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ve hastalıkları varsa özellikle mide rahatsızlıkları, migren, kas ağrıları, depresyon, panik atak gibi durumlarda geçiyor. Çok güzel. Bir ferahlama, böyle bir evet, beyaz sayfa kesinlikle gibi değil mi? O kötü şeyleri atıyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Peki ruh nedir? Ruh ile bağlantı kesilince ne olur ve nasıl keşfedilir? Ruh konusu da önemli. Kesinlikle ruh çok önemli. Çünkü ruhumuzu bilmeden zaten bilinçaltımıza inemeyiz. NLP nedir bilemeyiz. Ve kişi zaten kendini bilemez. Ruh deyince aklımıza bir dinsel kavram gelir. Ama ruh bir dinsel kavram değildir. Ruh insanın tamamıyla bu dünyada deneyimlediği ve deneyimlemek istediği, bütün madde aleminin gerçek manasını keşfedebilmek için ana işletim sistemidir. İnsanlarda üç işletim sistemi vardır. Birincisi ruhsal arınma. Ruhsal arınma, insan gözüyle görmediği, eliyle tutmadığı, aynı zamanda duyumlamadığı bir enerjiyi hissederek tamamıyla içerisinde oluşmuş motivatif hareketlere, gördüğüne, duyduğuna ve işittiğine yüklediği anlamdır. Ruh, insanın son nefesine kadar onunla beraber gelecek olan bir ana işletim sistemidir. Ruhumuzu nasıl keşfedebiliriz? İnsan kendi öz sevgisini, öz saygısını, sınırlarını evet ya da hayır diyebilmeyi ve insanın kendi başına çok değerli bir varlık olduğunu gösteren ana işletim sistemidir. Çok önemli. Kesinlikle. Kendimize saygı duyacağız, kendimizi seveceğiz, evet, değer vereceğiz, evet, değil mi? Evet, evet. Çok önemli.
biz aslında ruhumuzla, ruh seçer, zihin yönetir. Biz hep ruhla seçtiğimiz için hatalar yaparız. O yüzden insan hayatında duygu yükseldikçe bilinç azalır, bilinç yükseldikçe duygu azalır. Biz ruhsal olarak büyümedikçe zihinsel bir kurban olmaya devam ederiz. Maalesef o, evet. Bu dengeyi iyi kuracağız değil mi? Dengeyi çok iyi kurmak lazım ve kişinin kendine olan öz sevgisini, öz saygısını kesinlikle bulmadan tekamül yolculuğuna çıkamıyor. Evet. Hı-hı. Ayrıca biraz önce bahsettiğiniz evet demeyi, hayır demeyi bilmek. Evet. Şimdi her şeye evet dersek, hı-hı, o evetin de kıymeti kalmıyor değil mi? Tabii. Yani gerektiğinde hayır demeyi bileceğiz. Hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki insanın sizi sürekli kullanması. Maalesef. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü kesinlikle. Hayat çok kısa bir yolculuk. Uzun gibi görünse de kısa bir yolculuk ve bu hayatı daha mutlu ve huzurlu yaşamayı gerektiriyor. Biz işte iyi kalpli olup, hep yardımsever olup, her şeye evet deyince o bir de bizim görevimiz gibi addediliyor. Evet. Değil mi? Yani sen bunu yapmak mecburiyetindesin gibi maalesef bir misyon yükleniyor üstümüze maalesef, değil mi? Maalesef. O yüzden o dengeler önemli. O dengeyi kurmak çok önemli. Yani insanın İlk başta ruhunu keşfetmesi çok önemli. Yani önce kişi kendini sevecek, kendisine saygı duyacak. Kesinlikle. Ondan sonra karşı taraftaki ne o şekilde davranacak ve etrafındakiler de bunu hissedecek değil mi? Tabii ki de. Yani ben size kötü davrandım diyelim, başkası da size kötü davranma hakkını buluyor. Maalesef. O zaman siz ne oluyorsunuz? Ruhsal olarak daha çok dibe çökmeye başlıyorsunuz. Maalesef. Çok önemli. Bu evet. Dengeler çok önemli. Evet. Peki NLP konusu çok önemli. Evet. NLP'de nasıl yardımcı oluyorsunuz ve NLP nedir? NLP'nin açılımı Neuro-Linguistic Programlama demektir. Neuro, beyin tarafından yönetilen ve tüm vücudumuzu saran sinir sistemi. Evet. Linguistik, dil ve dilin yapısı. Programlama ise düşüncelerimizin ve vücudumuzun tüm zamanlı faaliyetleri. Evet. NLP'de insanların önceden beri alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek beyne yön vermeyi ve kontrol etmelerini amaçlayan bir metodolojidir. Çok güzel, harika. NLP'de nedene değil, nasıla odaklanılır. Yani kişi, bu benim başıma neden geldi? Evet. Ben neden sürekli aynı şeyleri yaşıyorum dediğinde travmalarından kurtulamıyor ve o kısır döngü içine giriyor. Maalesef. Ama nasıl odaklanırsak bilinçaltımız cevap vermeye başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bilinçaltının dili mi var? Çok kısa bir örnek vermek lütfen istiyorum. Gece yatmadan önce herhangi bir sorunuz var. Misal parayla ilgili sorunuz var. Sevgili bilinçaltım, parayla ilgili mi sorunumu kolaylıkla nasıl çözebilirim? Bana yardımcı olur musun? Yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim deyip uyuyun. Ve ertesi günü size gelecek mesajlara çok dikkat edin. Burada bilinçaltı size cevapları verecek. Nasıl veriyor? Aslında içimizden gelen her ses ilahi bir ilhamdır. Ya da yolda yürüyorsunuz. Hiç tanımadığınız insanların konuşmalarına şahit olabiliyorsunuz. Oradan gelecek bir mesaj sizedir. Televizyonda bir program izliyorsunuz. Kumanda elimizde sürekli evet değiştiriyoruz. Ve bir anda bir kanala takılıyoruz. Oradan size bir mesaj vardır. Rüyalar bir mesajdır. İnternet, telefonlar, sosyal medyalar bir mesajdır. Algılarımız açık olacak değil mi? Kesinlikle. İyi takip edeceğiz. Zaten kişi burada ruhunu bulduğunda emin olun her şey ona bir mesaj olarak geldiğini farkına varıyordur. Şahane. Peki sizin yolunuz NLP ile nasıl kesişti? Benim yolum her kişide olduğu gibi benim de sorunlarım vardı. Ve ufak tefek bazı yollara girdim, denedim. Ama benim tekamül yolculuğum orada değildi. Ben daha fazlasını istedim. Bir arayış içindeydim. Ve bir anda karşıma çıktı NLP.
Ve bu yola girdiğim için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü kişilere, danışanlarıma güzel dokunuşlarda bulunmak benim için çok mutluluk verici bir olay. Manevi bir haz da veriyor kesinlikle, değil mi bu? Kesinlikle. Çok hayatlara dokunmak, evet. Yardım etmek, onları mutlu etmek. Kesinlikle. Çünkü bilinçaltı temizliğinden sonra kişiler hayatlarına daha huzurlu, daha keyifli, mutlu, anın tadını çıkarabilen, özellikle kendi sorunlarını kendileri çözebilen, daha güçlü bir birey olarak devam edebiliyor hayatlarına. Kesinlikle, evet. Harika. Bugünkü konuğumuz NLP uzmanı Şafiye Başboğa'ydı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.